Merhaba arkadaşlar. İktisat Meclisi kanalıma hoş geldiniz. Ee, soru çözümüne devam ediyoruz. Ee, bir onlu soru çözdük. Şimdi geriye kalan arkadaşlar onlu soruyu e, görelim. Bakalım hangi sorular varmış, hangi tip sorular varmış. Tabi içerisinde KPS soruları da var, kurum sınavı soruları da var. Bunları da dağıtarak arkadaşlar analiz hani etmeye çalıştık. Ee, i̇nşallah katkımızın olacağını arkadaşlar düşünüyorum. 11. soru. Aşağıdaki arz fonksiyonun hangisinde esneklik en fazladır diyor. Şimdi bu soruda esnekliğin en fazla olabilmesi için arkadaşlar eğimin sıfır olması gerekiyor. Neden? Çünkü hatırlarsanız ki esneklik değil eğim arkadaşlar nasıl çalışmaktaydı? Ters çalışmaktaydı. Yani e, biz eğer eğim sıfır olan fonksiyonu bulursak aslında doğru cevabı da bulmuş olacağız arkadaşlar. Peki şimdi soruya bakalım. Q eşittir 10 diyor. Bir kere ben bu soruda birkaç tane şıkkı ediyorum. Nasıl? Q eşittir 5P. Orijinden çıkan bir arz eğrisi değil mi arkadaşlar? Çünkü P'ye 0 ise Q da 0 olur. Esnekliği 1'dir. Gider. Peki P eşittir 10Q. Yine Q'ya 0 verdiğim zaman 10 çarpı 0'dan P de 0 olmaz mı? Yani B'nin kaderi C içine geçer değil mi? Peki E şıkkı. Q eşittir 50 P. P'ye de 0 verirsem aynı şekilde arkadaşlar 50 çarpı 0'dan Q da 0 olur. Yani üzerini çizmiş olduğum 3 tane şık orijinden çıkmaktadır. Ve esnekliği arkadaşlar kaç eşittir? 1 eşittir. Yani BCE aynıdır. O zaman soru şu. A mı yoksa D şıkkı mı? Peki A şıkkına baktığım zaman A şıkkının yanında P göremiyorum. Ve Q ile başladığını arkadaşlar görüyorum. O zaman Q olmuş, Yani Q ekseninde 10 e, noktasına göz kararı işaretliyoruz. Ve yanında P olmadığı için P hangi değerler alırsa alsın arkadaşlar. Hiçbir şekilde miktar 10'dan yani 10 miktarından 11 miktardan taviz vermeyeceğini görüyorum. O zaman fiyat ne olursa olsun miktar 10 olacaksa arz eğrisinin dik olduğunu ve eğimin maksimum olduğunu görebiliyorum. Esneklikte 0. Ama bana ne soruyordu? esnekliğin en fazla olduğunu ve eğimin de sıfır olduğunu soruyordu. Demek ki A şıkkı bunun tam tersi. Olamaz. Peki P40 ne demek? P40 da arkadaşlar çizecek olursak burası Q, burası P olmak kaydıyla. P40 demek arkadaşlar bu sefer nasıl ki Q 10'dan çıktıysa bu sefer de P ekseninden çıkan bir arz eğrisi olduğunu anlayacağız. Ve miktar ne olursa olsun fiyatın 40 olduğunu anlıyorum. Dolayısıyla eğim arkadaşlar eğim sıfır. Dolayısıyla esneklikte arz esnekliğinde sonsuz olduğunu çıkartabilirim. Ve esnekliğin en fazla olduğu şıkkın D şıkkı olduğuna karar verebilirim. Peki 12. soru. Q eşittir 2P fonksiyonunda denge fiyatı 5 TL ise tüketici rantı kaçtır diyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar şu şekilde davranmak gerekiyor alan hesaplamalıdır, rant hesaplamaları özellikle. Yalnız soruda bir ee, püf noktası var. Daha doğrusu soruda bir terslik var. Verilen fonksiyon ne fonksiyonu arkadaşlar? Arz fonksiyonu. Arz fonksiyonuyla en fazla siz üretici rantını hesaplayabilirsiniz. Ama soruda tüketici rantını arkadaşlar sormuş. Tüketici rantı taleple ilgili. Bana talebi vermesi gerekiyor ki talebin altındaki alanı hesaplayayım. Dolayısıyla verilen arz fonksiyonu olduğu için ve tüketici rantını istediği için sorunun hemen şıkkını hesaplanamaz olarak arkadaşlar işaretleyebilirim. Emin olmak için de çizerim. Yani bulmaya arkadaşlar çalışırım. Hadi bulalım. Q eşittir 2P. İlk önce şu grafiği bir çizelim. Burası Q. Burası da P. Tamam. Peki P'ye 0 verirsek 2 çarpı 0'dan Q'da 0 olmaz mı? Evet. 0'a 0 sıfır noktasından çıkıyormuş demek ki. 2P fonksiyonu. Bakın arz fonksiyonu. Peki denge fiyatı 5 TL'miş. Demek ki arzın yanından hayali bir talep geçiyor. Kendi uydurdum. Peki kesiştiği yerde arkadaşlar denge fiyatı kaçmış? 5. Olduğunu okuyorum. Peki 5'i de yerine koyarsak 5 kere 2. Miktarın kaç olduğunu görüyorum arkadaşlar. 10. Bakın miktar bulmadı olmaz. Gördüğünüz üzere bakın denge fiyatının altında arz eğrisinin üzerine kalan alan bu alan üretici rantı. Hatta ben size üretici rantında hemen hesaplayayım ki bir tane daha soru çözmüş olalım. Mesafesi 5. Buradaki mesafe diğer dik kenarın mesafesi 10. 5 çarpı 10 bölü 2'den 25 yapar. Ama 25 üretici rantıdır. Tüketici rantı değildir. Tüketici rantı talebin altına kalan kısımdır. Orayı da bulamadığım için hesaplayamıyorum. Dolayısıyla hesaplanamaz kararım doğruymuş. 13 talep esnekliği arz esnekliğinden büyükse vergi kim öder? Bir maliye sorusu. Derste de anlatmıştım videolarda. Demiştim ki esnekliğin sonsuz olduğu zaman görüyorsan bu esnekliğin sahibinin tam tersi öder. Sıfır esneklik görüyorsan da kendisi öder. Ancak arkadaşlar bir de şöyle demiştim. Eşit çıkarsa esneklikler yarı yarı öder. Büyük tür, küçük türde de ok işareti yapıyorduk. O zaman yaz. E-D, talep esnekliği. Es arz esnekliği. Hangisi daha büyükmüş? Talep esnekliği daha büyükmüş. Hemen bir ok işareti atıyorum. Ok işareti kimi gösteriyor arkadaşlar? Arzı. Tabi bu büyüktür tür, küçük de tamamını, hepsini ya da hiçbirisini gibisinden bir vergi ödememezlik ya da tamamını e, ödeme koşulları yoktur. Büyüktür tür, küçük türde çoğun azını muhabbetleri vardır Peki büyük türü gördüğünüz zaman o kişilerde arzı gösteriyorsa arz ki üretici o zaman çoğunu üretici, azını tüketici öder. Örnek veriyorum 6 TL vergi ise bu 6 TL'nin 4 TL'sine üretici ödeyecektir. Sallıyorum kafadan. 2 TL'sini de tüketici ödeyecektir arkadaşlar diyebilirsiniz. Peki 14. soru Q 20b 20p 20, 20 p fonksiyonunda Fiyat 5 TL'den 7 TL'ye yükselirse tüketici rantı nasıl değişir? KPSS bu soruyu uzaktır. KPSS genellikle arkadaşlar az önce 12. soruda göstermiş olduğum tarzı sorular sormakta. Bu soru tipi değişim sorusudur. Biraz daha bundan arkadaşlar zordur. Peki eğer sana değişim sorusu, rant değişim sorusunu soruyorsa bir dakika ilk önce şunu bir görelim. Şekil çizeceğiz de tüketici rantı taleple alakalı ve talebi vermiş. Bakın P'nin iki işaret eksi. Fiyatla miktar ters çalışıyor. Onu anlayabiliyorum. Burada alanı bulup o alanı, değişim alanı çıkartmam lazım. O zaman hemen şöyle bir şekil çizelim. Peki şekli çizdik. Güzel. Buraya Q, buraya da P yazdık. İyi. Talep fonksiyonu olduğu için P'nin önündeki kastayı anlıyorum. Eksi. Negatifi çiziyorum şöyle. Tamam. D atıyorum. Peki fiyat 5 iken, fiyat 5 TL iken 5'i yerine koyuyorum. Miktar 15 oluyor. 7 TL'yken P yerine 7 atıyorum. 7'yi atınca arkadaşlar kaç oluyor 7 yazarsam? 20-7'den 13 oluyor. Şimdi bana karar verin. Önce fiyat 5 olduğu için şöyle bir üçgenden arkadaşlar mesulüz. Doğru mu tüketici rantı? Bakın. Büyük üçgen. Görüyorsunuz. 7 TL yükseldiği zaman da şu küçük üçgenden sorulur. Değişimden sonraki kısım. Önce büyük üçgendi sonra küçük üçgen oldu. Peki ne kadar değişti? büyük üçgenden küçük üçgeni çıkartırsak şu alan kadar değişti. Bu alanı da ben size çıkartayım. Görüyorsunuz değil mi? Şu alanı bir çizmeye çalıştım şöyle. Dik yamuk çıktı. Peki buradaki mesafe şuradaki mesafe değil mi? 2. Şu mesafe şuradaki mesafe değil mi? 13. Uzun mesafede şuradaki mesafe değil mi? 15. Dik yamuğun alanı nasıl hesaplanıyor? Altta üstü topla. 13'te 15'i topla standart. 2'ye böl formülden gelen özellik. Çarpı h yap. h yükseklik 90'a 92 gider. Sonuç 28 olur. Ama şıkları bir bakıyorum ki değişimi bulduk. C mi D mi? 28 artar, 28 azalır diyor. Şimdi bakalım 5 TL'den 7 TL'ye çıkması demek o kadar şu kadarlık değişim alanın azalması demek. O zaman cevap azaldığı için fiyat yükseldiği için tüketici rantı azalır 28 azalır diyebiliriz arkadaşlar. Eğer soru şöyle olsaydı Q eşittir 20-P fonksiyonunda fiyat 7 TL'den 5 TL düşerse deseydi o zaman üçgenin alanı büyüyeceği için burası daha olacaktı 28 artar derdim. Yani fiyatlarla tüketici rantı değişimi ters olarak değiştiğini ifade edebiliriz. Dediğim gibi şekil çizdiğimiz zaman net olarak gözükebiliyor bu durum. 15. Motorlu taşıtlar vergisi artarsa arz eğrisi nasıl değişir? Verginin arz üzerine etkisi. Motor taşıtlar vergisi nasıl bir vergidir? İlk önce ondan bahsedelim. Motor taşıtlar vergisi yaş ve motorun hacmi yani CC'ye göre alınır. Adören vergi midir yoksa spesifik vergi midir? Birim başı değiştiği için arkadaşlar yaş başına, CC başına, 1600 CC'nin ödediği vergi daha fazla 2000 cc arabanın ödediği vergi daha fazla. Demek ki bu vergi arkadaşlar spesifik vergidir. O zaman spesifik vergi ise, spesifik vergi ise, spesifik nasıl değiştiriyordu arkadaşlar bizim arz eğimlisi? Şöyleyken şöyle oluyordu. Hatırlayacak olursanız paralel değiştiriyordu. O zaman arz eğrisi paralel sola kaydırır. Bu arada bu yasayla ilgili güncelleme yapacaklardı. E, ne oldu bilmiyorum en son. Arabanın değeri üzerinden de vergi alacaklardı. Ama zannedersem öyle bir değişikliği görmedim, rastlamadım. Ee, arabanın üzerinden alırlarsa eğer, yüzdesel olarak alırlarsa, mesela araba 100 bin TL ise yüzde alacağız. Hani hem CC'ye bakacağız, hem yaşa bakacağız, hem de arabanın değerinden yüzde alacağız. O zaman işler değişir. O zaman ne olur? O zaman arkadaşlar advoremleşir, oransal olur. Advorem vergide biliyorsunuz ki arz eğrisini dikleştirerek sola kaydırıyordu arkadaşlar. Spesifik paralel sola kaydırır alınırsa az önem dikleştirir. Götürü vergi diye bir vergimiz var. O da hiç arz eğrisini etkilemeden şirketin sabit maliyetini etkilediği için arz eğrisine değişiklik yaratmaz. Peki 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi taban fiyat için yanlış bir ifadedir? Bir kere taban fiyat hakkında konuşalım. Taban fiyat bir kere minimum fiyattır. Minimum fiyat. Kimi korur? Üreticiyi korur. Yani o fiyattan daha düşük fiyat yok. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Peki taban fiyat en çok nerede görülür? Tarım sektöründe görülür. Buğdayda, ondan sonra çayda, fındıkta hani diyebiliriz. Taban fiyatı şekilde gösterecek olursak arkadaşlar... ...buraya Q, buraya P yazacak olursak... ...bakın nasıldı hikaye? Demiştim ki buğday, buğday fiyatı çok düşük. Üretici kurtarmıyor. Ee, üretici de gelecek sene ekmeyecek. Buğday da kritik mal devlet hemen piyasada oluşan fiyatın üstünde bir fiyat belirliyor. Buna biz taban fiyat diyoruz. Ve o fiyatın altına düşmesini arkadaşlar yasaklamış, engellemiş oluyor. Taban fiyat derken minimum fiyat bu yani. Ve ortaya bu kadarlık bir arz fazlası artık çıkıyor. Yani taban fiyat her zaman arz fazlası yaratır diyebiliriz arkadaşlar. Bunu buradan söyleyebiliriz. Ve kesinlikle bilinmesi gereken şey resmen taban fiyat sanki denge fiyatın altındaymış gibi imaj veriyor. Ancak taban fiyat denge fiyatının üstünde olması lazım. Neden? Çünkü taban fiyat üreticiyi koruyacaksa dengenin üzerinde koruması lazım. Çünkü dengenin üzerindeki fiyat demek yüksek fiyat demek. O zaman arz fazlası oluşur, Doğru. Ee, üreticiyi korur. Doğru. En çok tarım mallarında görülür. Doğru. Yanlış soruyor. Asgari ücret politikası taban fiyat politikasının örneğidir. Mesela normal piyasaya bıraksak belki de bin lira olacak ücret. Ama devlet diyor ki 2000 lira olsun. 2020 yaptı mesela en son. Dolayısıyla bu da bir e, işçiyi, üreticiyi yani işçi burada üretici oluyor. Koruma metodudur. Yani işveren değil de işçiyi koruma metodu. Peki C'ye bakalım. Taban fiyatı denge fiyatından küçüktür. Taban fiyatı her zaman denge fiyatından ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. 17 serbest malın miktarı 60 iken belirli bir fiyatta talep edilen miktar 20 ise esneklik kaçtır? Bu esnekliğin kazık sorusu. Evet gerçekten zor bir soru. Şimdi öğrencinin çoğu sorduğum zaman şöyle yapıyor. Hocam 60'ı 20'ye böleriz. Eksi 3 başına da eksi koyarız. Hadi talep ya. Talep edilen miktar demiş ya. Talep negatif. E, 20 60'ı 20'ye böldük. 3 eksi 3. Yanlış. Bir kere de direkt rakamları bölebilmek için yanlarında yüzde olması lazım. Var mı? Yok. Bir de yukarıda miktar aşağıda fiyat olması lazım ki bölebilesin. Ama ikisi de miktar. Var mı böyle bir şey? Yok. O zaman bu soru zor. Valla Q2-Q1 bölü Q1 P2-P1 bölü P1'den yapamazsınız. 1 böyle en çarpı P bölü Q'dan yapamazsınız. Çünkü fonksiyon sorusu da değil bu. Bu soru grafik sorusu. Grafik de görmeniz gereken bir soru. Yani zor bir soru. Çıkacağını zannetmiyorum. Ama yine de bence görmekte fayda var. Peki yapalım bakalım şimdi. Hemen şöyle. Büyük çizeyim de daha iyi olsun. Şöyle buraya P. Buraya Q atıyorum. Talebi de şöyle çiziyorum. Güzel. Serbest mallı demek. Fiyatı sıfırken. Malın fiyatı yokken. Miktarı 60'mış. Demek ki tam talebin başladığı yer 60. Burayı bitirdim belirli bir fiyatta belirli bir x fiyatında talep edilen miktar 20 20'ymiş. Belirli bir fiyata talep edilen miktar 20. Güzel. Esneklik kaçtır? Tamam bitti soru. Nokta talep esnek. Yani esneklik yay falan istemiyor. Peki şuraya hemen alfa atarsam tanjant alfa tn alfa yazalım. Karşı bölü komşu değil mi? Eğim bulmaya çalışıyorum. Peki karşısı şu kadarlık birim x değil mi? Komşusu da şu kadarlık birim 40 değil mi? Tamam. Peki 1 bölü eğim çarpı p bölü q bizim formülümüz değil miydi? O zaman buradan 1 bölü eğim zaten tanjant alfa olduğu için x bölü 40'ı yerine koydum. E gördüğüm yere eğim çarpı. Bir nokta için fiyat ne kadar? x. Bak bir nokta için fiyat x. Peki o noktaya denk gelen miktar kaçmış? 20. Soru bitti. Ters çevir. 40 bölü x çarpı e, x bölü 20 x'ler götürülübüne 2 çıkar. Nasıl 2? Açı sola baktığı için eğimde eksi x bölü 40 yazmak lazımdı. Olsun buraya ekleyelim. Zaten eksi dışında başka rakam e, ifade olmadığı için doğru cevap eksi 2 çıkar. Ama gerçekten kallavi bir soru olur. Zor bir soru olur. Yani yaratıcı bir soru olur. Bu soruya da arkadaşlar e, dikkat edin derim. Yani kültürdür yani bu. Hani e, ben bu metodu da biliyorum demektir. Hani matematik ne kadar çözersiniz o kadar ilerletiyorsunuz ya. Bu da esnekliğin sorularından bir tanesidir. Ser sorusudur. 18. Aşağıda hangisi dinamik analizde örnektir? İksatta 3 tane analiz vardır. Statik analiz. Mukayyesi de statik analiz. Karşılaştırmalı yani. Bir de dinamik analiz. Statik analiz bir olayın fotoğrafının çekilmesi. Arsaya beşitliği. Öyle değil mi? Belli bir andaki belli bir durum. Mukayese statik analiz iki fotoğrafın birbirinin karşılaştırılması. Yani belli aralıklarda iki foto çekmişsinizdir. Değişimi görmek için mukayese statik yaparsınız. Mesela denge değişimleri buna güzel bir örnektir. Fiyat eskiye göre arttı, miktar azaldı diyebilmek. Dinamik analiz ise arkadaşlar olayın videosunun çekilmesidir. Devam ediyor yani hala. Şu an bir içindeyiz. Peki dinamik analize en güzel örnek de arkadaşlar ne teorisidir? Cobweb teorisidir. Örümcek ağ teorisi. Değil mi? Neydi Cobweb teorisi? Tarım piyasalarındaki ürünlerin fiyat dalgalanmalarını bize anlatan teoriydi. Çünkü bu sene bir çiftçi ne ekçene karar verirken arz tarafından bakacak olursak gelecek senenin fiyatlarına bakıyordu ve gelecek senenin pardon geçmiş senenin fiyatlarına bakıyordu. Geçmiş senenin hangi e, malın fiyatı daha yüksekse bu sene onu ekiyordu. Değil mi? Cobb-Douglas teorisi bu anki arzın bir yıl önceki e, fiyata bağlı olduğunu ifade ediyordu. Bu arada bakalım Lorenz eşleniği diye bir şey yok. Denge oluşum arz sebep kesişimi. douglas teorisini anlattık. King kanunu bolluk paradoksu. Az ürüne çok gelir, çok ürüne az gelir. Giffen analizi de e, ee, Higgs ve Slaski analiziyle ayrıştırılan, ikame ve gerekleriyle ayrıştırılan malın ve pozitif eğimli talebe sahip olan ki buna biz talep paradoksu diyoruz. Eğer. Peki 19. Negatif ikame etkisinin pozitif gelir etkisinden büyük olduğu mal aşağıya kadar hangisidir? Şimdi etkilerden soruyorsa ki bu KPSS'nin huyudur. Muhakkak arkadaşlar ne yapmanız lazım? O tabloyu yazmanız lazım. Nasıl o tablo? Hicks ve tablosu. Normal, düşük, Giffen. No, do, gi yazdım ben. İkame etkisi artı gelir etkisi eşittir sonuç etkisi. Bütün mallarda normal, düşük, Giffen, eksi. Gelir etkisi ise eksi, artı, artı şeklinde değil mi? Sonuç etkisi de bu arada düşük malda eksi taraf daha büyük. Giffen'da da artı taraf daha büyük ki bu talep bir pozitif yapıyor büyük olması. Sonuç etkisinde ise toptan fiyat etkisi olarak adlandırılıyor. Eksi, eksi, artı taraf daha büyük olduğu için artı. Peki o zaman okuyalım bakalım. Negatif ikame etkisinin pozitif gelir etkisinden büyük olduğu. Yani eksi yönlü kuvvetin artı yönlü kuvvetten daha büyük olduğunu gösteren bir mal vardır. O da düşük maldır arkadaşlar. Bu arada Giffen malı da bir düşük maldır. Yani Giffen'la düşüklüğün e, ortak özelliği. Hatta her Giffen malı düşük mal diyoruz, değil mi? Engel evlileri negatif eğimlidir ikisinin de. Ancak her düşük mal Giffen değildir. Çünkü düşük malın talebi negatifken, talep yasasına uyarken Giffen malın talep piyasası pozitif eğimlidir. Bu yüzden her düşük mal Giffen malı değildir diyoruz. Ve 20. sorumuz. TU eşittir A çarpı Q eksi Q kare fonksiyonunda toplam fayda fonksiyonunda yani toplam faydanın maksimum olduğu yerde tüketim 5 ise A kaçtır? KPSS sınav sorusuydu arkadaşlar bu. Size KPSS sınav sorularını çözerim ben. 2018, 2017, 2016 artık ne varsa hepsi var zaten. Çok da faydasını görürsünüz. Bu da o sorulardan bir tanesi. Çok da zevkli çözümü. Peki nasıl yapalım? Bir kere bak şimdi sorunun içerisinde şu yazıyor. Toplam faydanın max olduğu yer. Tu max ise Mu sıfır değil mi? Bunu biliyoruz. Tu'yu Mu'ya nasıl çevirecektim? Türev alacaktım. Alt türevi. Mu eşittir. A çarpı Q'nun biri var yukarısında görünmeyen. 1 çarpı A. A. Q gitti. Sıfır oldu. Bir düşürdük. Eksi. 2'yi de Q karedeki 2'yi de öne çarptık. Üstünü biraz azalttık. Böyle olmadı mı? Ve toplam faydının maksimum olduğu yer marjinal faydayı buldunuz. Bu arada A arkadaşlar. Buldunuz. Onun değeri kaç eşit olacak maksimum olduğu için sıfır eşit olacak. Peki bu noktada bu eşitlikte tüketim miktarı kaçmış? 5. O zaman Q 5 ise Q gördüğüm yere 5 yazarsam 10 yapar. Sıfır olabilmesi için de A'nın kaç olması lazım? Eksi 10. Neye toplarsam? Yani neyden çıkartırsam sıfır olur. 10'dan çıkartırsam sıfır olur. Demek ki a sabit değeri kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Burada bunun işaretlerini unutmuşuz. Dinamik analizi örnek neydi? Kov ve teorisi. Evet. Bu da paralel solak kayardı. bunu Bunları unutmayalım. Evet. Dolayısıyla bir arkadaşlar 10'luyu, ee, 10 on soru çözümünü daha bitirmiş olduk. Görüyorsunuz oldukça Basit. Hiçbir zorluğu yok. Yeter ki dersi sevin. Gerisi geliyor. Ee, o zaman ne diyelim? Ee, Beni dinlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, sayfamı beğenmeyi unutmayın. Çünkü ne kadar beğenirseniz o kadar çok ee, ön tarafta beğenilen videolarda gösterilmiş oluyor. Ve diğer arkadaşlarınızla ulaşır. Herkese yararlansın. Paylaşmayı da unutmayın. Arkadaşlarınızı önermeyi de unutmayın. Ee, Hepinize arkadaşlar kolaylıklar diliyorum ee, Çalışmanızda başarılar diliyorum